Bu arabanın öyle bir hikayesi var ki anlatmazsam nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Para Babası'ndan merhaba arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz Gayiş gibi Passat'ın leş gibi hikayesini anlatacağım. Bu hikayenin içerisinde işinize yarayacak, ileride başınıza gelecek olası sıkıntılı hallerden sizi kurtaracak bir sürü anahtar ipucu bulacaksınız. Yani kısacası bu videoda aşk, ihtiras, tutku, ihanet, kandırılma, her şey var. Başlayalım hadi. Ya insanlar öyle şikayetçi olmuş ki işte Airbnb patlak araba satıyorlar falan. Ben de diyorum ki ne insanlar var diyorum. Ya hakikaten diyorum, çok şerefsiz adamlar var diyorsun. Arkadaşlar bakın şurada arabanın koltuk dikişinin yanında bakın bir de ikinci bir dikiş daha var, görüyor musunuz? Yani ticaretten güven akıyor arkadaşlar. Yani adam şöyle bal damlatsa yukarıdan aşağıya yalayacak. Arka stoplar aynı mesela, onlar değişmemiş. Çünkü arabanın bir hikayesi var. Bakın arkadaşlar, şunu apaçık söylüyorum size. İnsanlar gerçekten yalancı olmasalar bile... Sevgili arkadaşlar, işin en vurucu kısmına, dedektiflik kısmına geliyoruz. Hikayenin burası güzel. Bu arada şu detayı da arkadaşlarımıza söyleyeyim. İnternetten araba alırken bir arabanın ön tarafında, motor kaputunda modifiyeler görürseniz... Sevgili arkadaşlar, ben bu arabayı yaklaşık 1,5 yıl önce Eskişehir'de bir iş adamı abimizden aldım. Nasıl aldım? Takas şeklinde aldım. Plakalarını kapattık arkadaşlar. Bunun sebebi şu, çünkü bu araba mahkemelik. Şu anda arabanın mahkemesi sürüyor. Bu gidiyor sanık gibi oturuyor, konuşuyor, geliyor. Tabii ben bu arabayı sattım arkadaşlar ama Isparta bir arkadaşa sattım. O yüzden ondan rica ettim. Aracı aldım şu anda, videosunu çekeceğiz diye. Kısaca hikayesini anlatacağım şimdi size. Bir kış günüydü. Çok soğuk, ayaz, kar yağıyor. İnsanlar evinden dışarı çıkmıyordu. Benim bir Mercedes GLA 200'üm vardı. Şöyle gösterelim. Eskişehir'de takas için gittim. Tabii ki bu kadar ayazın, karın, kışın olduğu bir dönemde bir araç takasına araba alıp satan birisi neden gider? Avantajlı bir ticaret olduğunu düşünürsün değil mi? Kazançlı, tabiri caizse ekmekli bir ticaret olduğunu düşündüğümüz için. Sattık gittik. Karşı taraftaki satıcı da bize çok güven verdi. Araba Eskişehir'de. Benim arabam da Eskişehir plakalıydı. Dedim ki tevafuğa bak dedim ya, bu tevafuğun hatırına bu ticaret yapılır. Kar, kış, ayazla gittik. O zaman için 115 bin lira mıydı neydi ya, tam emin değilim de 115 binli bir rakamlar aldık. 1.6 dizel otomatik Trendline paket. Fakat Trendline paket olmasına rağmen modifiye edilmiş arkadaşlar. Kilometre 50 bindeydi ben aldığımda. Tayar ledler takılmış sonradan. İşte sisler falan, işte şu xenon menon yapılmış. Ön tampon R-Line yapılmış. Burada logosu koyulmuş. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar, gelin. Arabanın jantları Highline jantlar takılmış. Taraftan nikelajlar, mikelajlar. Arka tarafa bakıyoruz. Arkadaşlar arka taraftaki tampon Highline tamponuyla değişmiş mi? Ya da R-Line tamponuyla değişmiş mi? Ben bunu bilmiyorum. Passat'ı çok iyi tanıyanlar yorum bölümüne yazsınlar. Alt taraftaki nikelajlı süslemeleri falan var ama arka stoplar aynı mesela. Onlar değişmemiş. Çünkü arabanın bir hikayesi var. Arabanın hikayesi önünde. Arkasında değil. Onun haricinde zaten TDI Blue Motion. Başka bir fark yok. Arabanın içine arkadaşlar dev ekran taktırmış abimiz, bizden önceki abimiz. Arabayı şöyle kısaca gösterdim size. Trendline ama modifiye edilmiş. Highline'e benzetilmiş. Tabii ki ne kadar uğraşırsanız uğraşın, koltuklarını değiştiremezsiniz. İçinde ne bileyim far sensörü bile yok, normal usul. Bu tarz şeyleri yapamıyorsunuz ama görsel olarak araba gerçekten efsane durmuş. Yani harika bir hale dönüşmüş. Tabii ben de arabanın biraz görselliğine tav oldum filan. Neyse, gittik biz bu takasımızı yaptık. Eskişehir'e gitmeden önce arabayla anlaşıyoruz. Arabanın satıcısı arabanın bir adet kazası olduğunu, tremerde çarpma olarak çıktığını, rakam olmadığını ve kendi cebinden yaptırdığını söyledi. Hemen şöyle arabanın hasarlı fotoğrafını, yani arabayı satan arkadaşın bana atmış olduğu hasarlı fotoğrafların görsellerini koyayım şuraya. Onları bir görün. Ondan sonra tremere mesaj attım. Evet doğru, çarpma gözüküyor ama başka bir şey yok. Abi dedim, bu hasarda bir arabanın airbag problemi oldu mu dedim. Çünkü sadece çamurluk hasarı gözüküyor. Yo, asla öyle bir şey yok dedi. Bitti. Zaten adam güven veriyor. Her yerden güven akıyor. Dolayısıyla biz ne yaptık? Tamam abi, hayırlı olsun. Olay bitmiştir dedik. Bindik arabamıza. Kargış demedik. Eskişehir'e gittik. Eskişehir'de çok güzel karşılandık. Abimiz bizi karşıladı. Zengin, variyetli bir sanayi iş adamı. Arabayı gördük, inceledik. Hoşumuza gitti. Arabanın kendi teybi falan da üzerinde. Hatta 4 tane de kışlık yazlık lastik seti falan da var. Her şey güzel. Yani tam benim sevdiğim alışveriş tarzı.
ekstraları var aracın. Aracı ekspertize sokmamız gerekiyordu. Yakınlarda bir ekspertiz var mı dedik. Tanıdığı bir ekspertiz varmış abimizin. Benim tanıdığım ekspertiz olması sorun olur mu dedi. Yok dedik ya, ne olacak, hadi sür. Onun tanıdığı ekspertize gittik. Arabayı kısaca şöyle yüzeysel, zaten arabayı gördük ya. Airbag ile ilgili bir kuşku da yok şimdi. Gerçekten yok, çünkü o hasardan airbag açma olasılığı da çok zayıf. Neticeyi kelam, ekspertize girdik. Yüzeysel ekspertiz, derinlemesine değil. Aynen abimizin söylediği gibi o çamurluk değişmiş. Sağ ön taraftaki çamurluk değişmiş hasarlı. Bir de arabanın arkasında kapının altından bir yerinde bir boya daha var. Mühim değil, neyse. Durum bundan ibaret. Her şey tamam, okey. Hayırlı olsun. Alışverişlerimizi yaptık. Her şey bitti. Abimiz bize orada güzel bir yemek yedirdi. Yemek yedirdiğinde falan bunlar benim dikkatimi çeker. İşte restoranda yemek yiyoruz. Garson geliyor. Abimize hürmet ediyor falan. İşte abi hoş geldiniz, ne ikram edelim? Abi nasılsın falan. İsmen böyle falan. Ya böyle şeyleri görünce ne diyorsun? Bu adam sevilen bir adam. Yaşı başı da var. 60-70 yaşında. Güven ortamı da oluştuktan sonra zaten bir ayağımız çukurda kardeşim. Bu yaştan sonra biz bunlarla uğraşamayız. Hani böyle söylemler de şey, her türlü güven veriyor. Ya yaşlı bir adam ne söyleyebilir? Niye yalan söyleyebilir? Neyi kandırabilir bize? Ne diyebilir ki? Yani ticaretten güven akıyor arkadaşlar. Yani adam şöyle bal damlatsa yukarıdan aşağıya yalayacaksın yani, o kadar yani. Neyse, aldık arabamızı. Çok güzel bir ticaret yaptığımıza inanıyoruz. Isparta'ya geldim. Isparta'da ben bu arabaya 2 ay bindim arkadaşlar. Severek bindim. Hanım bindi, ben bindim. Arkadaşım bindi. Keyifle de biniyoruz. Tısır tısır da araba. Mermi gibi, ok gibi. Vitesi takıyorsun, yürüyor. Dizel, otomatik. Yakmıyor. Gayiş paketli. Her şeysi güzel. İçi dışı ışıl ışıl. Sigara yanığı yok, bilmem ne yok. Deformasyon yok. Hatta bazı yerlerinde naylonları bile var. 50 bin de aldık zaten arabayı. Arabanın bir sürü ekstrası var. Yani Highline jantları var. Millet beni full Passat'ta geziyor zannediyor. İnternete koydum 2 ay sonra. Hemen satasım gelmedi. Dedim ki ya bu Passat güzel dedim ya. Tamam, Trendline falan da havalı yani. Nereye yanaşsak prestij oluyor. Dedim bunu satalım biz bu arabayı. Vakti geldi bunun. Koydum internete. Dedim işte araba ilanı da ekstralarını yazmışlar. Arabada R-Line tampon var da, işte şu var da, işte bu var da. Bu arada şu detayı da arkadaşlarımıza söyleyelim. İnternetten araba alırken bir arabanın ön tarafında, motor kaputunda modifiyeler görürseniz ve ilanın altında ben arabayı R-Line'a dönüştürmek için bunu yaptım ya da filanca pakete dönüştürmek için motor kaputunu değiştirdim gibi şeyler görürseniz arkadaşlar, kesinlikle benim yani Para Babası kanalı olarak daha önceki videolarda tavsiye ettiğim video olayını çok önemseyin. Arabanın motor kaputu ya da o modifiye edilecek tamponları sökülmeden önce bir videosu olsun. Arkadaşlar bakın, arabanın orijinal tamponunu söküyoruz. Onun yerine bunu takıyoruz. Amacımız modifiye. Bu arabanın bir kazası yoktur. Bunu ispatlayabilecek, açık bırakmayacak bir video oluşturmakta fayda var. Ama şimdi bu arabanın tamponu niye değişti? Bu kaza olması değişir miydi? Değişmezdi. Ya adam balığa gidiyor. Bu balığı ben tuttum diyor. Kimse inanmıyor. Bak göstereyim bir tane fotoğraf. Bu balığı benim tuttuğuma inanır mısın? Ama videosu var işte. Bak arkasından da videosunu göstereyim. O zaman inanırsın. Arkadaşlar internete koyar koymaz İstanbul'dan bir abimiz. Murat abimiz. Kendisine selam olsun bizi izliyorsa. Kendisi İstanbul'da bir matbaacı abimiz. Çıktı geldi Isparta'ya. Arabayı çok beğendim dedi. Linea ile takas ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Oldu bitti. Murat abimin arabası da Linea. Fiyat Linea. O da bayağı görmüş geçirmiş. Geçirmişler ona falan. Araba böyle her yere işlem görmüş ama her kazasının videosu var. Sıkıntı yok. Sevdiğim benim tarzım. Para Babası style'a. Getirdi arabayı. Hayırlı olsun dedi. Takas ettik. Yanında da bir abiyle gelmiş. İkinci bir arkadaş da gelmiş. Yanında getirdiği arkadaşı Trabzonlu mu işte Ordulu mu bilmiyorum. Karadenizli bir abimiz var. Ama nasıl bal damlıyor ticaretten. Ya Said abi sen ne iyi adammışsın ya. Şu arabanın güzelliğine bak ya. Sen de güzel adamsın. Araba da güzel adam. Ticaret çok güzel. Arabayı beğendiler. Ekspertizin önüne yanaştım arabayla. İkisi de dediler ki hayır, ekspertize girmeyeceğiz. Gerek yok. Senin gibi bir adamdan araba alırken ekspertize gerek yok. Ya abi saçmalamayın. Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Ha ben ekspertize soktum mu? Soktum. Bir pürüz var mı? Yok. Ama yani sokmanızı tavsiye ederim. Yok gerek yok dediler. Ekspertizin önünde. Valla Isparta Dynobil'in önünde. Hayır dediler. Girmeyeceğiz dediler. Abi nasıl isterseniz, tercih sizin yani. 300-500 vermeyecekseniz de saygı duyarım. İstanbul'a gittiler arkadaşlar. Arabayı aldılar götürdüler. 2 hafta sonra bir telefon geldi Murat abiden. Sait kardeşim dedi, bu araba dedi pert çıktı dedi. Ağır hasarlı çıktı bu araba dedi. Telefon hani şey olur ya arkadaşlar, hani böyle kötü rüya görürsünüz. Şöyle uyandıktan sonra bir daha bir tekrardan dalayıp uyanayım falan dersiniz ya. Telefonu elime alıyorum. Bakıyorum evet, doğru mu doğru. Murat abi diyorum ki abi şaka yapıyorsun değil mi diyorum. Vallahi bak yani şaka yapıyorsun değil mi diyorum. Abi şaka mı bu? Yok kardeşim, arabayı ben burada bir iki arkadaşımın bir şeyden şüphelenmesiyle ekspertize götürdüm. Arabanın, bakın arkadaşlar burası çok önemli. Arabanın direkt ve koltuktaki airbaglerinin patlayıp tamir görüp tekrar kapatıldığını
tespit ettirmiş. Ekspertize gitmiş, raporunu almış, raporu bana attı. Fotoğrafını göstermiş herhalde birine. Ben ona da attım ya aynı fotoğrafı. Evet. Ya onu gören, abi bunun bir eğirmeni göster, bunun eğirmeni açmış olabilir filan demiştir muhtemelen. Öyle de olabilir. Çünkü arabada çarpma yazıyor bak, çarpma. Rakam yok. Filanca tarihte Tramer'i de koyalım şöyle ekranın köşesine gözüksün, çarpma yazıyor. Rakam yok. Murat abi ne yapabiliriz dedim. Kardeşim ben bu arabayı geri iade etmek istiyorum dedi. Bir hafta içerisinde ya da sana dava açacağım dedi. Şimdi bakın arkadaşlar, bu iş öyle bir iştir ki her ne kadar bu arabanın satışında bu ticaretten bal damlasa bile işler tersine döndü mü, bir olumsuzluk çıktı mı herkesin el ayağı titrer. Murat abi çok şanslıydı. Neden? Bunun en ufak bir sıkıntısında bile göğsümüzü göre göre kul hakkına girmezdik. Murat abi bana telefonda diyor ki, kardeşim bak bu işin hukuki sorumluluğu var diyor, mahkeme açacağım diyor, yardırıyor telefonda. Gerek yok ki. Yani aç mahkeme, hukuk, bunların hepsi eyvallah tamam başta aç da mahkemeden önce, hukuktan önce varsa bir ayıp, varsa bir yanlış, bunu biz telafi ederiz. Yani hukuk ondan sonra gelsin. Mahkeme ondan sonra gelsin, o ayrı iş. Ama önce Allah katında kim haklı kim haksız? Nedir doğru olan? Yani yapılması gereken nedir değil mi? Bu. Hemen ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tane avukata gittim. Başımıza ilk defa geliyor böyle bir şey. İleride sizin de Allah esirgesin başınıza böyle bir şey gelirse bu anlattığım hikaye size müthiş bir rehber olacak. Avukat arkadaşlara danıştım. Bazı avukat arkadaşlar dediler ki bu abimiz bu arabayı elindeki evraklarla mahkemeye dönüştürsün. Bize dava açsın. Bu dava neticesinde evrak toplayacak, bir süreç oluşacak. Bu yaklaşık 1 sene ile 1,5 sene arasında sürer dediler. Evrakları da toparlamış olur. Onun bize açtığı mahkemeyi muhtemelen de kazanır. Kazandıktan sonra biz de aynı evrakla mahkeme sonucuyla arabayı bize satan kişiye döneriz ve hiç evrak toplama sıkıntısı bilmem neyle uğraşmadan sen de rahat edersin dediler. Bakın arkadaşlar bana böyle bir teklif geldi. Fakat hukuki olarak bu geçerli bir yöntem olabilir. Ama Allah katında bu geçerli bir yöntem değil. Evet. Bu abimiz 1,5 sene boyunca bu arabaya binmek ister mi? İstemez. Niye? İçinde soğumuş bir kere yani. Airbag'in patlak olduğunu öğrenmiş. Bir de arabayı almaya geldiğinde Isparta'da muhabbet ediyoruz ya, yemek falan yiyoruz. Ya ne satıcılar var diyor. Arabayı satıyorlar, pert çıkıyor diyor. Allah muhabbetlerin hepsi gözümün önünden geçiyor ya. Abi insanlara güvenemiyorum bu asırda. Bak Murat abi anlatıyor bana yemek yerken. Ya insanlar öyle şikayetçi olmuş ki işte Airbag'i patlak araba satıyorlar falan. Ben de diyorum ki ne insanlar var diyorum ya, hakikaten diyorum çok şerefsiz adamlar var diyoruz, tamam mı? Yardırıyoruz. Lan sattığımız araba öyle çıktı ya, hikaye bak yani, değil mi? Trajik bir hikaye. Bu abimiz 1,5 sene bu arabayla ilgili evrak toplamak zorunda değil. Suçu var mı? Hatası var mı? Yok. Mazlum adam çıktı İstanbul'dan, geldi aldı. Ben biliyor muydum? Ben de bilmiyorum. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Bende de hata yok, onda da hata yok. Ama satan kişi ben olduğum için, kardeş kusura bakma, bu arabanın bende bir alakası yok, ben de böyle aldım deme lüksüne sahip değilim arkadaşlar. Zaten ben bu işin ticaretini yapıyorum. Zaten ben bu arabaya fatura kesmişim. Hani bu ticaretini yapmasam bile o adamın bir suçu yok. Ben bu arabayı geri almak zorundayım. Bakın burada çok hassas bir ayrımı da söylüyorum. Bu videoyu ileride buna benzer sıkıntı yaşayan arkadaşlar birbirine gönderebilir. Bunun önceki kazasını bilmesem bile satan kişiden arabayı almak zorundayız arkadaşlar. Ticaretini yapın ya da yapmayın. Ne olursa olsun. Avukat bana demiş ki Sait onlar bir sene uğraşsınlar, evrak toparlasınlar, gelsinler. Yok arkadaş. Bu Allah iyi demez. Abi dedim sen bu arabayı al getir Isparta'ya. Isparta'ya aldı getirdi arabayı. Fiyat dileğiyle takas etmiştik ya arkadaşlar. Ne kadar abi noter masrafları? İşte 500 noter masrafı. İşte 250 o günün noter masrafı. Abi bir de biz gel git yaptık, mazot harcadık falan. Baş tacı 1000 lira. Neyse işte o günün parasıyla hayırlı olsun abi. Parayı aldık. Abi razı mıyız ticaretten? Aynı arkadaş yine geldi. Yanında getirdi abi, yine geldi. Bu sefer kaçlar çatık. Düşman. Lan neyine düşman oluyorsun lan? İşte arabayı geri alıyorum değil mi? Arabayı geri alıyorum. İşte gönlünüzü hoş etmeye çalışıyorum. Özür diliyoruz. Daha ne yapacağız yani? Yani kaçlar çatık bu sefer. Sen ne kötü adamın lan? Ne alakası var lan? Yapılmayacağı yapıyormuş. Uğraştırmıyorum seni. Arabamızı aldık. Artık top bizde. Bir başka insanın mesuliyetinden kurtulduk mu? Kurtulduk. O bitti. Kafam rahat artık. Kafam rahat. Bir adam bana sayan söven veya hakkımızda hukukumuzda kötü düşünen, adavet eden bir adam artık yok. Elhamdülillah. Kafamız rahat. Arabamızı aldık. Sıra bizde, ne yapacağız şimdi? Arabayı bize satan abiye geri döndük. Hikayenin ilginç kısmı da burada başlıyor arkadaşlar. Çok ilginç. Trajik. Abi dedim böyle böyle. Senin bize satmış onları var ya. Abi bunun airbagleri patlak çıktı. Kardeşim imkansız. İnanmam. Ya abi işte valla ben ihtimal vermiyorum bak o abiye. Ben diyorum ki muhtemelen bu abimiz de başkasından aldığı için kandırılmış olma olasılığı var. Ben bu arabayı 50 bin kilometrede aldım. Bu abimiz de 10 bin kilometrede başkasından almış ya da 20 bin kilometrede, her neyse.
Benden haberim yok kardeşim, öyle bir şeyden haberim yok. Ne yapabiliriz falan filan dedi. Abi dedim, ben bu arabayı geri aldım. Tattığım adamın tüm masraflarını ödedim. Ben de sana geri iade etmek istiyorum dedim. Kardeşim dedi, ben bu arabayı geri alamam ki dedi. Ya ben de böyle aldım bu arabayı dedi. Benden önce olduysa böyle bir şey, ben bunu bilemem dedi. İlk başta inanmadı. Ekspertiz raporlarını gönderdik. Tamam, airbag'in patladığına falan ikna oldu ama ben bu arabayı geri almam diyor. Ben sattım, bitti o iş diyor. Abi sattım bitti olur mu o iş? Vallahi kardeş, benden önce olan bir şeyden bana ne diyor ya? Sen bu işin ticaretini yapmıyor musun? Kandırılmasaydın diyor. İşi o noktaya getiriyor yani. Birebir böyle cümle kurmasa da WhatsApp mesajlarını yayınlamak için hepsi mahkemelik olduğu için. Ama metin olarak yani kısaca şuraya koyayım yani. Kaba taslak bir metin koyayım, anlasın millet ne olduğunu. Sevgili arkadaşlar, işin en vurucu kısmına, dedektiflik kısmına geliyoruz. Hikayenin burası güzel. İçime bir kurt düştü. Dedim ki abi dedim, senin yapmış olduğun kazada bunun airbag'i açmış olmasın? İmkansız, öyle bir şey olur mu? Ben yaptırdım arabayı dedi. Abimiz 50-60 yaşında. Abimizin bir ayağı çukurdaymış. Abimiz helal lokma peşindeymiş. Bakın arkadaşlar, şunu apaçık söylüyorum size. İnsanlar gerçekten yalancı olmasalar bile, yalan söylemeseler bile, işin içinde bu araba olursa bu yalan fokurdamaya başlıyor. Nedense bu nekbet arabanın bizim memlekette yalan söyletebilme gibi bir huyu var en düzgün adama. Çünkü biz Eskişehir'e gittiğimizde adamın iş yerinde yemek yedik. Adamın iş yerinde çalışan insanları gördük. Adamın oğlu geldi. Oğlu da pırıl pırıl, çalışanları da pırıl pırıl. Her şey dört dörtlük, ticarethane dört dörtlük, işletme dört dörtlük. Bu adam dindar, ahlaklı bir adam. 50-60 yaşında niye yalan söyler ya, değil mi? Bunu sorguluyorsun. Gerçi şu anda yalan söylediğini bilmiyoruz biz. Sonra şüphelendikten sonra abimiz, ben yapmadım, bende airbag patlamadı dedikten sonra bir tamirci abimiz bana dedi ki, Sait dedi, bu arabanın kaza yapmış olduğu malum resimdeki kazanın tramer dosyasına ulaşıvereyim senin için dedi. Hemen şakır şakır internetten girdi arkadaşlar. Tramerine ulaştı. Adamın çarpıştığı araba var ya, bunun çarpıştığı araba. 2000 model bir Tipo Uno, neyse işte. Çarpıştığı arabayı bulduk. Çarpıştığı arabanın tutanağı var arkadaşlar. İkisi de tutanak tutmuşlar kaza anında. İşte ben Ahmet, öteki ben Mehmet. Telefon numaraları var altta. Ben bu abimizin telefon numarasını aradım. Abi dedim, selamünaleyküm. Merhaba. Ben böyle bir araba aldım abi. Passat. Seni rahatsız ediyorum. Hakkını et. Kesinlikle arama yetkim yok. Hakkım yok. Affına sığınıyorum falan. Bir özür dilerim önden. Çünkü hakikaten öyle. Rahatsız edemeyiz kimseyi. Geçmişte yapmış olduğu bir kazadan dolayı. Dedim abi, vakti zamanında dedim, siz Eskişehir'de şöyle bir arabayla bir kaza yapmışsınız. Fotoğrafını attım. Evet dedi, doğru dedi. Nereden biliyorsun? Ya ben bu arabayı aldım dedim. Arabada böyle böyle sıkıntı çıktı. Biz mahkemelik olduk bu abiyle falan filan. Senden bir tek şunu merak ediyorum. Ya artık adamın dürüst olup olmamasına taktım kafayı. Yani şeyden geçtim yani. Airbag'den şundan bundan geçtim. Dedim, bu kazada dedim, bu arabanın dedim airbag'i açmış mıydı abi dedim. Çünkü arabanın çok enteresandır arkadaşlar. Sadece sağ taraftaki perde ve koltuk airbag'i açmış yani. Torpidoda bir şey yok, arkada önde bir şey yok. Sadece bunlar açmış yani. Abi dedi, o hasarda dedi, arabanın airbagleri açmıştı dedi. Hakikaten açmıştı yani. Adam bunu söyledi telefonda bana. Abi kendisi yaptırmış ya, bilmem olasılığı var mı? Yani kendim cebimden yaptırdım dedi bana. Arkadaşlar dikkat ederseniz bu abimizin yalanı nerede ortaya çıkmış oldu? Çarpıştığı insanın bize söylemiş olduğu beyanla bu abimizin yalan söylediği ortaya çıkmış oldu. Şimdi gelelim kritik noktaya. Dananın buyruğunun koptuğu noktaya. Ben bu arabayı aldım, sattım, geri aldım. Benim kimsede hakkım hukukum var mı? Yok. Kendimi temize çıkardım. Ben bu abime geri döndüm. Bana böyle bir araba satmışsın dedim. Geri alır mısın bu arabayı dedim. Almam dedi. Benimle alakası yok dedi. Her şeyini helal yapıyor belki. Ticaretini helal yapıyor. Çırpınıyor, didiniyor, ekiyor, biçiyor. Kendi evladı var, arkadaşları var. Şimdi bu arabayı bana sattı. Airbag'ini sen patlatmış olabilir misin dedim. Hayır dedi. Şu arabanın parası kadar helal lokmaydı belki. Bunun içine haramı soktu. Yalan söyledi. Bunun içine haramı soktu. Şimdi ne oldu? Bu arabanın parasının hepsi haram olmadı mı? Bu parayı sen kime yediriyorsun? Çoluğuna, çocuğuna yediriyorsun değil mi? Ailene yediriyorsun. Bir de belki de bu parayla hayır hasenat da yapıyorsun. Zekat da veriyorsun. İyi de bu para haram oldu. Bunun neresi haram, neresi helal? Nasıl ayıracağız biz bunu? Sen bana bunu sattın atıyorum 120 bin liraya. Bunun 20 bin liralık kısmı mı haram oldu? Böyle bir şey diyebilir miyiz? Çorbanın içine sinek düştüm. Mide bulandırmaz. Bu zehirli böcek mi sınırın içine ya? Arkadaşlar işte burası hikayenin enteresan kısmı. Şimdi bu olay mahkemelik. Mahkeme 1,5 yıldır sürüyor. Ben tabii bu mahkemenin sonuçlanacağını bekleyecek halim yok. Facebook'a koydum arabayı. Arkadaşlar dedim, böyle böyle bir olay başıma geldi. Atıyorum ben bu arabayı işte o gün kaç paraysa 120 bin liraysa 120 bin lira. 120 bin liraya aldım diyelim ki. Ben bu arabayı 100 bin liraya satıyorum. Alan var mı? Arkadaşım biri geldi. Şu anda sahibi olan arkadaş. Bu arabayı aldı. Sait ben bu arabayı alırım dedi. Geldi bak dedim ki, bak airbag şu tamir edilmiş. Burası açılmış, burası tamir edilmiş. Onu da göstereceğim şimdi birazdan size arkadaşlar. Hepsini gösterdim. İstediğin adama sor dedim. Ağır hasarları kaç para bunu? İnternetten baktık. Ağır hasarları 100 bin lira falan. Bu arabada ağır hasar var mı? Yok. Bu arabada ekstra var mı? Çok. Arabanın her yeri derli toplu mu? Düzgün mü? Düzgün. Bir sıkıntı yok aslında arabada. Ama airbag patlamış yani. Hani bu araba namus konusunda yani böyle muamele yapılıyor ya bu tarz arabalara. Koltuk ve
tavan eğirbeği, perde eğirbeği, sağ taraf perde eğirbeği tamirli. Hani böyle kapalıydı, açılmadıydı veyahut da işte yoktu falan değil. Tamirli, sadece tamirli. Arkadaşlar isterseniz ben size göstereyim şimdi. Gelin bakın onu da görelim. Arkadaşlar bakın şurada arabanın koltuk dikişinin yanında bakın bir de ikinci bir dikiş daha var, görüyor musunuz? Bu ikinci dikiş bu arabanın koltuk eğirbeğinin tamir edilip yerine sokulduğunu gösteriyor. Dikişteki nizamsızlık gözüküyor değil mi kamerada? Şimdi diğer koltuğa geçelim. Eğirbeği açılmamış bir koltuğun düzgün dikişlerini gösterelim. Fark ayırt edilsin. Yine beyaz dikişlerimiz var. Beyaz dikişlerin önünde diğer dikiş çok muntazam. Fabrikasyon dikiş. Diğeri ustanın elle diktiği yer. Gel böyle. Arkadaşlar bakın bir de şurası. Şu airbag açıyor. Zaten koltukla beraber bu ikisi takım halinde çalışıyorlar. Bakın zaten şuralardan da bakarsanız burası bayağı bir ustanın elinden kararmış. Yani usta bunu açıyor çünkü eller kirli. Açıyor, içini dürüyor, sokuyor. Şimdi dürülmüş halinde açıp size göstereceğim ama artık araba benim değil. Ben bu arabayı sattığım için emanet. Hani çok da kurcalamak istemiyorum. Arabanın bu iki airbag'i açmış. Hikayesi bundan ibaret. Ama bu araba artık kayıtlarda pert değil. Ama eğer dünyamızda, kendi iç dünyamızda airbag açan bir arabayı pert kabul ediyorsak o zaman pert. Görüyorsun değil mi? Tamirli. Şöyle yerine tekrar geri sokalım. Diğer tarafta tabii böyle bir şey yok. Hikaye bu dostlar. Araba bu, hikaye bu. İnşallah hiçbirinizin başına böyle bir şey gelmesin. Hiçbiriniz kandırılmayın arkadaşlar. Kimse kandırılmasın, kimse de kandırmasın. Bu videoları anlatıyorum, başıma gelen bu hadiseleri, bu trajik durumları hikayeleştiriyorum sizin için ama şunun için yapıyorum bunu. Bizi izleyip de başımıza gelenlere nasıl düşmüşüz, biz bu Tonga'ya nasıl düşmüşüz, herkes görsün, yanıldığımız noktalarda yanılmasınlar. Bu tarz bir arabası olan, satmak üzere olan, ya şurayı da gizleyivereyim diyen birisi size çıkarsa gizlemesin. Bakın arkadaşlar, bu arabayı alan abimiz bir şeyden şüphelenip de ekspertize götürüp bunun airbag'i patlak demeyeydi, ne ben bilirdim, ne o bilirdi, ne onu satacağı bilirdi, silsile giderdi böyle. Zaten arabayı bize satan abi de muhtemelen bunun kimsenin fark etmeyeceğini düşündü. Airbag'i tamir eden adam da kimse bundan şüphelenmez dedi. O duyguyla yalan söylemeye devam etti. Doğru muyum? Muhtemelen olan buydu. O yüzden arkadaşlar hiçbir şeyi gizlemeye, saklamaya gerek yok. Her şey şeffaf olmalı. Alırken de, satarken de. Arabanın değerini düşürecek, arabanın maddi durumuyla oynayacak her detay gizlenemez. Asla. Ha ama sen arabanın tekerini değiştirmişsindir, tamir yaptırmışsındır. İşte ne bileyim karbüratörünü değiştirmişsindir. Hani bunlar ayrı şeyler. Bunları demiyorum. Sevgili arkadaşlar, Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Fırsat arabalarını takip etmeyi unutmayın. İnşallah bir daha başımıza gelmez ama buna benzer bize hikaye çok. Fırsat buldukça da sizi bu konularda uyarmak için, başınıza böyle bir şeyler gelmesin diye mümkün oldukça çekip anlatmaya çalışacağım. Bizim çevremizde ya da sizin çevrenizde buna benzer çok trajik hikayesi olan adamlar varsa, arabaları da ellerindeyse bizden bahsedin, gidelim o arabaların trajik hikayelerini de çekebiliriz. Yani maksat millet bilgilensin, yani görsün. Yani tarcanlar sağ olsun çok güzel bir hizmet yapıyor. Mesela arabanın hasarını gösteriyor. Bizde alma sürecinde neler yapılıyor? Satma evet. Sürecinde neler yapılıyor? Yani insanlar nasıl kandırılıyor? Veya hangi biz mesela bu olayda hangi zaafımızdan dolayı Tonga'ya düştük? Ben bu araba kazançlı bir ticarette. O kazançtan dolayı biraz göremedik mesela bak. Sonra çok güvendik. Ekspertize sadece yüzeysel yaptırdık. Gerçi arkadaşlar yorum bölümünden yine bizim hatalarımızı yazacaklardır burada da. Yine de söylemiş olalım. Sevgili arkadaşlar, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.